İlk olarak burada ırklar var. Bunların hepsini şimdi teker teker anlatmak uzun sürer. O yüzden bunları geçeceğim ama Discord sunucumuzda ırkları bulabilirsiniz. Tüm detaylarına kadar. Buradan istediğiniz ismi siz seçersiniz zaten. Random da veriyor ilk girdiğinizde. 100 falan. Bunlar sizin zevkinize kalmış şeyler. Starting with Weapon. İlk olarak sizin Medium'la başlamanız daha iyi olur. Ve oyun ilk başladığınızda sizde burada bütün elementler görünmesi gerekiyor. Shadow hariç. İlk olarak Flame'le başlanması en iyi karar olur bence. Burada başlangıç skill pointlerinizi veriyorsunuz. Karizma sizin eterinizi arttırıyor. Zaten mouse'u götürdüğünüzde altta yazıyor ne verdikleri. Willpower oyundaki sanity'nizi arttırıyor. Sanity dayanıklılığı, tempo. Burada yazıyor zaten. Sanity de defse işinize yarıyor. Bu da yine intelligence yine eteri arttırıyor. Ama bildiğime göre aynı zamanda da element güçlerini arttırıyordu. Mesela flame kasıyorsunuz diyelim. Intelligence 10 falan yapıyorsunuz. Flame daha fazla vuruyor. Yanlışım da olabilir. Agility sizin hızınızı ve tırmanma kabiliyetinizi arttırıyor. Fortitude dayanıklılık zaten adı üstünde. Strange de burada yazıyor zaten. Posture damage falan. Boons ve Flaws'a gelelim. Boons'lar oyunda başlangıç olarak seçeceğiniz iyi şeyler. Bunlardan bir tane seçebiliyorsunuz. Evet, bir tane seçiliyor. Flaws'lar da oyundaki kötü şeyler yani. Başlangıç olarak hem iyi bir tane hem de kötü bir tane seçimi yapmanız gerekiyor. Ama bu Flaws'tan iki tane seçebiliyorsunuz. Bu her türlü sizin zararınız olur. O yüzden bir tane seçin. Buradakileri zaten baktığınızda özellik olarak hepsi kötü. Ama en uygunu bence Manic olabilir. Onun dışında buradakiler de iyiler. Mouse üzerine götürdüğünüzde yine yazacak ne verdiklere. Buradan ben genelde otodidakt seçiyorum. Çünkü her level atladığınızda size skill point veriyor. Ve bu skill pointler bir sonraki leveliniz için katkıda bulunuyor. Daha az level atlıyorsunuz gibisinden. Siz de otodidakt seçerseniz daha iyi olur. Burada başlangıç olarak size sadece Etre ve Eyes of Vigilance çıkacak. Siz Eyes'la başlayın yeni başladığınız için Eyes daha uygun olacak. Ekos'ta şu an işimiz yok, geçiyorum bunu o yüzden. Normalde Medium'la başlamanız daha iyi olur fakat benim build'im Battle Axe'le. O yüzden Battle Axe'e başlayacağım ben. Siz yine de Medium'a başlasanız daha iyi olur. Ve sonra buradan Finalist karakter deyip başlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Eyes'la dolduk. Envanterinizde burada 3 tane training eşyası var. Weapon Manual, Gritaxe ya da aldığınız her neyse Medium falan. Adamla savaştıkça bu Weapon Manual artıyor. Ve mesela ben Heavy olduğum için Heavy Weapon'ım artıyor benim. Ve heavy ile damage'im daha fazla oluyor. Hem de heavy'ye göre talentler geliyor falan. Dumble da aynı şekilde savaştıkça, peri attıkça burada strange'iniz gelişiyor. Bu da posture damage'inizi arttırıyor. Ve sizin istediğiniz talentler varsa strange kısmında onu almanızı falan sağlıyor. Şu an siz yeni başladığınız için random bir build yapsanız yeter ilk build'iniz olarak. Çünkü her türlü wipe yiyecek bir build. Oyunda iki defa ölürseniz depths'e gidiyorsunuz. Depths'e de ölürseniz wipe'ıyorsunuz ve her şeyi sıfırdan başlıyorsunuz. Flame var bende. Bu da Hurt Gem. Bununla kullandıkça böyle flame mantralarım falan artıyor. Ve buradaki flame charm artıyor. Hem daha iyi mantralar geliyor bana. Hem de daha iyi talentler geliyor flame ile ilgili. Şimdi buradaki NPC ile konuşmayı unutmayın bu arada. 2'ye basın. Yine 2. Size 25 notes verecek bu. Bununla gidip istediğiniz ekstradan bir training eşyasını daha alabilirsiniz. Mesela Fortitude işinize yarayacaktır. Dayanıklılığınız sonuçta. Burada birisi ölmüş. Ve şurada sakın bu beyaz NPC'leri de almayın. Burada banditler. Bunları görürseniz kesin. Hem size XP verecekler. Hem de bu ulus ile reputation'ınızı arttıracaklar. Yani aranız daha iyi olacak onlarla. Oyun ilk başladığınızda gidin buradan. Gittiğim yeri takip edin. Fortitude geliştirmek için ben buradan bu training eşyasını alacağım. Ve burada bu NPC ile konuşursanız size bir tane trainer ayarlayacak. Gördüğünüz gibi bu sizi öldürmüyor, sadece peri trade'e alışmanız için önemli bir şey.
Şimdi mesela öldürsün beni. Gördüğünüz gibi canım tekrar doluyor. Bu sizi öldürmez hiçbir şekilde. Sadece peri trade'e alışmanız için yapılmış bir şey. Ve aynı zamanda peri atarsanız XP de kazanıyorsunuz. Bu şekilde peri trade yapacaksınız. Ve gördüğünüz gibi üstte yazdı zaten. VIP manuel okuyacağız şimdi. Yine bitti diyelim. Alın buradan VIP manuel okuyun. Peri trade yaptığınız için heavy weapon arttı mesela benim. Heavy ile damage'imi arttırıyor bu. Siz mediumsanız yine aynısı medium için de geçerli. Medium damage'inizi arttıracak. Burada yine her zaman farklı farklı weapon'lar veriyor. Her weapon'un peri trade'ine alışalım diye. Siz burada bir 7-8'e var falan kasın. Bu arada oyunda tab'a bastığınızda burada invest point'ler var sağ tarafta. Her levelde 15 invest point istiyor. Bu invest point'ler bittiğinde level atlıyorsunuz. Siz böyle training yaparak mesela dumbbell kaldırayım. Gördüğünüz gibi strange arttı. Buradaki strange 6'ya çıktı 5'ten ve invest point'im 1 kaldı. Her böyle yaptığınızda level atlıyorsunuz. Şimdi bir level atlayalım. Ve level atladık. Buraya tıkladığınızda kartlar geliyor. Sizin build'iniz bu kartlara göre oluyor. Burada okuyup en uygununu seçebilirsiniz. Mesela bu olmazsa olmaz. Alın bunu. Kırmızı kartlar var arada rare. Yeşil ile mavimsi arası kartlar da legendary. Zor çıkıyor legendary'ler ve şartları oluyor genelinden. Normalde rare'ları alın ama bu benim build'ime ters düşüyor. Çünkü bunu alırsam başka bir kart daha gelmeyecek. O yüzden almayacağım bunu. Mesela bu rare bir kart ve iyi bir kart. O yüzden alacağım bunu. Buradan seçtiğiniz şeylere göre mesela burada Song Chant seçerseniz mantranızın damage'i artıyor. Mesela ben bu mantrayı aldım. Bunun damage'ini arttırıyor diyelim. Bu canınızı arttırıyor. Bu da sizin weapon'la vuruşunuzu arttırıyor. Weapon scaling. Bu da eterinizi arttırıyor. Eteriniz burada gördüğünüz gibi canın altında hemen. Mantra kullanımınıza düşüyor. Mana gibi bir şey. İlk olarak ben canı arttıracağım. Aynı zamanda auto-deck aldığım için campfire'a oturduğumda burada 3 free point veriyor bana. Ben bu kalan 5'ini trial'den aldığım için. Normalde size 3 veriyor. Bu 3'ü dilediğiniz gibi build'inize hangisi iyi gidecekse ona verin bu 3'ü. Ben mesela Fortitude'a vereceğim şimdi. Ya da Flame'e. Şimdi ben Flame'i 20 yaptım. Ve artık bana daha güçlü Flame mantraları gelecek. Daha iyi Flame mantraları gelecek. Bu arada bu kartları seçerken böyle yukarıda yakma ve dondurma oluyor. Bir kartı yakarsanız o kart bir daha asla gelmiyor. Mesela ben Burn'a bastım yakmak için. Bunu yaktım diyelim, bu bir daha bana asla gelmeyecek. Ama mesela burada istediğiniz iki tane Tenant falan varsa ben hem Conquishing Force hem de Scary Decay'de alacağım. Bunlardan ikisini de alamıyorsam birini donduracağım bir sonraki kartta gelmesi için. Ben bunu dondurdum mesela. Şimdi bunu alacağım. Ve şimdi mantra geldiği için gelmedi o. Buradan da yine bir mantra seçeceğim. Trainer'da bir 7-8 level olduktan sonra Eyes of Vigilance'dan ayrılacağız. Erize denen ilk bandit adasına gideceğiz. Orada rahat kasacağız artık. Ama siz tabi eğer peri trade'e alışmadıysanız burada peri trade'e devam edebilirsiniz Trainer'da. Sonuçta ilk hesabın önemi yok beklemesinin. Bu oyunu zaten map yiyerek öğreneceksiniz. Sahile gideceğiz şimdi Eyes of Vigilance'ın. Oradan da Erize'ye. Sahilde bu NPC'nin yanına geldiğiniz zaman konuşun bununla. Buradan build nev deyin, dingi. Build yapın bunu. Ben tabi yaptığım için. Sonra buradan spamlayın dingiyi. Ve şimdi gittiğim yeri takip eden Erize'ye gideceğiz. Gördüğünüz gibi geldik Lower Erize'ye. Burada bandit keserek level kasacağız.
Ama ben bir tane de boyunta almıştım. Hazır level kasılsın diye. Bir yüksek ihtimal bu da yüksek level birisi. Avınıza böyle sessizce yaklaşıp arkadan ananı sikim. Evet, kolayca öldü bu. Dejer'dan vallahi nefret ediyorum ya. Şimdi bunu sırtıma alıp kaçıracağım. Evet, bunu da kestik. Güzel bir 1v2. Freshlerim faydı. Beşim resmi kaldı bir sonraki level'e. Bu sefer bandit keseceğiz. Siz tabi yine de adamlara da saldırıp kesebiliyorsanız kesersiniz. Onlar da XP veriyor sonuçta. Yüksek ihtimal bunlar da yeni başlamış kişiler. Freshler. Bu bandit lider. Diğer banditlere göre daha güçlü bu. Ama öldü hemen. Ya canı az. Evet, bu da Fresh'i kesmiş. Bu banditleri gripliyorsunuz, burada chest çıkıyor ve aynı zamanda size XP veriyor bu banditler. Burada böyle bandit arayacaksınız. Burada mesela bandit lider köyü var. Oldu. Bunu eğer griplerseniz diğer banditler de bunu duyacak ve size gelecek. Bakayım, üstteki bir tanesi geliyor mesela. Şimdi yine level atladık. Bakalım neler gelmiş. Conditioner Trainer. Legendary kart bu. Bayağı da iş yapar legendary kartlar. Alacağım direkt. Bu ne lan? Aa. Mantra olarak yok, rolki atacağım, mantralar kötü. Yine burada adamın aşağısına gidip bandit arayacağız. Bu adam yüksek level gibi duruyor. Dalacağım buna sanırım. Yüksek level olmasına rağmen kaçıyor. Sinir bozucu. Ama Fresh'i galiba, o da yeni başlamış. Kaçtığına göre o zaman gerek yok buna dalmaya. Ben yine bandit arayacağım. 9 levelde normalde burada kasılmıyor ama siz yeni başladığınız için kasın burada. Kasmanız biraz uzun sürecek. Çünkü XP yok. Ama bu size oyunu öğrenmenizde yardımcı olacak. Öldü bu da. Siz burada bir 12-13 level falan olursunuz. Aynı zamanda burada göstermek istediğim bir yer de var. Evet, burası Sharkle Cave. Bazı moblar var burada. Megalodon, Shark olarak adlandırılan. Bunları başlangıç olarak kesmeniz zor. Ama böyle alışabilirsiniz buraya gelip. Tekme attığında Q atın geriye doğru. Pençe attığında ananı sikim iki oldular. Evet, şimdi yarrağı yedik gibi. Evet, biri oldu. Tekme attığında Q atacaksınız. Pençeleriyle vurduğunda peri ya da posture basın. Bununla posture kırıldı. Ve bu da öldü. Bunlar normal banditlere göre bayağı daha fazla XP veriyorlar.
Bunları keserseniz daha çabuk kasılırsınız. Hem de bu moblarla savaşmaya alışmış olursunuz. Oyunda bunun gibi daha bir sürü mob var. Bazen bunlar elbize de random yerlerde de spawn olabiliyorlar. Eğer kesemiyorsanız almayın. Ve yine XP bitti. Siz Erizya'da ya da buralarda Şarkı Cave'de falan bir 12-13 level olursunuz. Videonun part 2'sinde de hepsinden falan bahsedeceğim. Diğer adalardan falan filan. Eğer bu video tutarsa tabii ki. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.